Mustafa Bey şöyle demiş hocam. Hafızların şefaat edileceği söyleniyor. Ailelerinden veya istedikleri bir 70 kişiye. Bu nasıl olacak? Diyelim bir günahkara şefaat edebilecek mi? Evet. Şimdi evvela detaya girmeyelim. Çünkü soru o değil. Ama bir kelimeyle ifade edelim ki şefaat haktır. Bir kimse Allah'ın izin vermiş olduğu kişiler Allah'ın vermiş olduğu izin çerçevesinde şefaat edeceklerdir. Bunun başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Peygamberlerle birlikte yine şehitler gelir. Bunlardan bir tanesi de hafızdır. Ama hafız kimdir? Hafızın tarifini yapalım. Kur'an'ın lafzını ezberleyen, manasını bilen hı hı. ve onunla amel eden işte bu kişiye hafızı kelam denilir. Nereden biliyoruz bunu? Hadis-i şerifte anladığımız üzere biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Bir kimse Kur'an okur, onun lafzını ezberler. Ondan sonra da orada geçen haramları haram kabul eder. Bakın çok önemli. Amel eder işte Orada geçen haramları haram kabul eder, helalleri de helal kabul ederse, Allah o kişiyi cennetine koyar ve üzerine cehennem hak olmuş on akrabasına da şefaat eder. Eyvallah. İşte burada dikkat ederseniz hem Kur'anı okuyup ezberlemek var, hem, hem manasını var. bilmek var. Ondan önce çünkü manayı da bilecek ki helali haramı bilsin. Tabii. Hem de yaşamak var.